Madımak Hafıza Merkezi Madımak katliamı 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta gerçekleşen ve Türkiye'nin yakın tarihinde derin izler bırakan bir trajedi olarak hafızalara kazındı. Alevi inancının önemli figürlerinden biri olan Pir Sultan Abdal düzenlenen şenlikler sırasında yazar Aziz Nesin'in Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabını Türkiye'de yayınlama girişimi İslamcı kesimlerin tepkisini çekti ve bu tepki Madımak Oteli'nde toplanan öfkeli bir kalabalığın oteli ateşe vererek içerideki 33 kişinin ölümüne neden olmasına yol açtı. Bu katliam, Alevilere ve Aydınlara yönelik sistematik ayrımcılık ve nefretin en vahşi örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Katliamın ardından mağdurların yakınları ve Alevi toplumu Madımak Oteli'nin bir utanç müzesine dönüştürülmesi talebinde bulundular. Ancak 2010 yılında otel kamulaştırıldı, restore edildi ve 2011 yılında Sivas Bilim ve Kültür Merkezi olarak açıldı. Bu adım birçok kişi tarafından yetersiz bulundu çünkü otelin anma köşesinde hem kurbanların hem de saldırganların isimlerinin yan yana olması adalet arayışını zedeledi. Otelin isminin tamamen değiştirilmesi Alevi toplumu ve insan hakları savunucuları tarafından büyük bir hayal kırıklığı olarak karşılandı. Madımak katliamının 30. yılında yaşananları unutturmamak ve hatırlatmak amacıyla dijital bir hafıza merkezi kuruldu. Bu merkez dijital kütüphane, sanal müze, belgesel ve sözlü tarih görüşmeleri gibi unsurları bir araya getirerek katliamın uluslararası alanda da tanınmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Yaşamını kaybedenlerin karakterleri, mizaçları, duygusal yönleri, hayat hikayeleri, ilgileri, tutkuları hakkında toplanan bilgilerle oluşturulan sanal müzede her kişiye ait bir sanal oda bulunmakta. Ayrıca Sivas, Ankara, İstanbul ve Berlin olarak dört bölümden oluşan Katliamı ve sonrasındaki adalet arayışını görünür kılma ve unutturmama amacıyla hazırlanmış web belgeseli de bulunmakta. Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, adaletin sağlanamaması durumunda bu arayışın bir mücadeleye dönüştüğünü ve bu mücadelenin hem dijital hem de fiziksel bir alanda devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Merkez Kolektif Belleği zenginleştirerek bu bellek aracılığıyla toplumsal hafızaya katkıda bulunmayı ve Madımak katliamının yalnızca Türkiye'de değil dünya çapında da tanınmasını sağlıyor.